Tabii 2-2'lik sonucun ardından Mourinho'dan beklediğimiz gerginlikte bir basın toplantısı. Tabii sürekli oynamayan oyuncular üzerinden konuşmuş ama bir iki tane benim orada tespit, bu ligi biliyoruz dedi. Lig içinde çok çalışıyoruz dedi. Buna ne kadar katılırız? Bence Mourinho şu basın toplantısında tam bir şey sorunu yaşıyor. Tipik yani bu Gus Hiddink'ler, Ray Kart'lar, Jesus'lar, Del Bosque'ler konuştuk yine. Yani bu isimlerin yaşadığı sorunu yaşıyor. Bu ülkenin futbolunun bu iyi bir şey olduğu için söylemiyorum. Farklı dinamikleri var. Ya biz kötüyüz ayrı konu ama farklı dinamikleri var. Sanki Mourinho da buna uyum sağlayamamış. Hayır. Yani diyor ki işte Jadon diyor 1.88'di diyor. Onun yerine 1.70'lik Levent'i alamazdım diyor. Ferdi kaç abi? Ferdi olsa oynatmayacak mıydı? Daha kısa Ferdi. 70'ler de kısa bilmiyorsam. Öyle. Yani aynı o Mert. Hadi on. Mert. Sol bek özelliği de var Mert'in. Evet. 1.74'müş Ferdi. Yani ürettiği mazeretler şey değil. Yani girdiği pozisyonlardan bahsediyor. Rakip de girdi pozisyona. Bir direğin yanından bir şut çıktı. Bir 2-2'den sonra avuta attı oyuncu. Gene sol ayağıyla. Bak bunlar olur. Burada bir sıkıntı yok. Fenerbahçe böyle oynamaz kardeşim. Fenerbahçe takımı 70. dakikadan itibaren 9 kişi kendi ceza alanının önüne çekilmez. Ne olursa olsun çekilmez. 10 kişi de kalsaydı çekilmez. 10 kişi kaldılar gittiler Galatasaray'ı yendiler geçen sene. Evet. 50 bin kişi önünde. Bu takım bu değil. O toplantı bu yüzden. Sen bize koydun ya fotoğrafı. O toplantı bu yüzden. Yani burada bir sıkıntı var. Yani Mourinho gibi bir adam da, iddialı bir adam da eğer buna katlanıyorsa onda da problem var. Bana mazereti üretmeyecek. Belki oyuncularını koruyor. Onu da bilemem. Ama Fenerbahçe takımı Fenerbahçe gibi oynamıyor. Şampiyon olacakmış gibi de oynamıyor. Bu konuda umut da vaat etmiyor sanki. Yani böyle giderse olur mu? Bir değişim görmen lazım. Bir aksiyon görmen lazım. Oyuncuların da bunu kabul ettiğini düşünmüyorum. Yani Edin Dzeko'nun haydi gelin öne gelin demesinin nedeni de o. O da kabul etmiyor bunu. Görüyor neler olacağını. Yaşamış çünkü daha önce. Tabii. Ve burada Acun değil mi? Acun Ilıcalı. Fenerbahçe'nin futbol şube sorumlusu gibi gözüken isim. Çekecek Mourinho'nun karşısına kardeşim. Bu yardımcılarım mı söylüyor bana arkayı sağlam tutalım diye. At onları diyecek. Ben sana analiz ekibi getiririm diyecek. Bu takımın nasıl önde basıp aynı şekilde nasıl rakibe pozisyon vermeyeceğini yapacak. Taktik drilleri de oluşturacak. Takımı da çalıştıracak. Rakip analizi de yapacak. Ekip getiririm diyecek. Çünkü Fenerbahçe takımı daha zayıf kadroyla yaptı bunları. Şimdi, diyor ki tek şeyde haklı. Oynamayan oyuncular üstünden yapılan işler. Ama niye? Niye yani? Bir takımın oynamayan oyuncuları niye gündeme gelir? Çünkü takım iyi oynamıyor. Herkes şunu zannediyor ya da bekliyor. İrfan Can oynadığında daha iyi oynayacak bu takım. İşte Şimanski değil de atıyorum Mert Hakan ya da İrfan Can ya da Tadiç sol tarafta oynadığında daha iyi oynayacak bu takım. Çünkü gördü daha iyi oynadı bu takım. O yüzden soruyorlar. Ya da bu takım çıksaydı ilk yarıyı 3-0 4-0 bitirseydi soru gelir miydi İrfan Can niye yedekti diye? Ya da öteki niye oynamıyor diye soru gelir miydi? Maçtan önce sormuşlar ama onu. Değil mi? Maçtan önce sormuşlar. Maçtan önce de soruldu, sonra da soruldu. Ha biz de burada konuştuk ama İrfan Can özel bir isim. Evet. Yani geçen senenin kahramanı, 2 milli maçtan golle geliyor. Tamam mı? Size başka bir şey söyleyeyim. Tadiç bence de bugün takımın iyilerindendi. Kaç tane kilit pası var biliyor musunuz? Kaç? 3. Peki 60. dakikada oyuna girip bunun 20 dakikasını defans oynayan İrfan Can'ın kaç kilit pası var biliyor musunuz? Kaç? 2. Peki Edin Dzeko'nun defansta uzaklaştırdığı top sayısı kaç biliyor musunuz? Kaç? 7. Dzeko'nun. Ama o şey de var. Peki iki stoperin uzaklaştırdığı top sayısı kaç? Duran toplamı Beka ile Dzeko'nun biliyor musun? 6.
Yani bir yanlışlık var bu işte abi. Üçlü oynamışlar. İşte o fotoğraf aslında. Yani aynen. Diyorum ya golden sonra 5 dakika toplandı. Hayır burada bir yanlışlık var. Ciddi yani Tadiç hakkında söyledikleri doğru. Tadiç hakikaten değerli. İyi de oynuyor. Yani Tadiç gol atınca 3 puan alıyorsun da İrfan Can gol atınca 5 puan mı alıyorsun? O da gol atsa 3 puan alıyorsun. Ama orada soruları biraz yanlış anlıyor. Kimse Tadiç oynamasın demiyor ona. Evet. Tadiç İrfan zaten neden oynuyor? Tadiç burada... Yani 10 numarada oynar, sol kenarda oynar. Abi İsmail Hoca takmıştı Tadiç sol açık diye. Bu da Mourinho sağ tarafa koydu. Sağ açık diye. Tamam zaten yani insan onu anlayamıyor. Yani insanlar İrfan Can niye sağ açık oynamıyor? Yani Tadiç'i hiç oynatma falan demiyor. Yani İrfan Can'a bir şekilde. Ya bir de hocalar bak bu söylediğimiz iki isim de İrfan Can, Tadiç de 10 numarada oynar, sol kenarda oynar, sağ kenarda oynar. 3 bölgede oynar mı? Evet. Yani bunu değiştirebilirsin. Forvet de oynuyor bu arada. Yani. Sahte 9 oynar yani. Hepsi bir şey oynar. Burada niye insanlar soruyor? Demin dediğin doğru. Şimdi geçen sene iyi oynanan bir oyun. 99 puan alınmış. Son zaman... 99 gol atılmış. Evet. Son haftaya kadar şampiyonluk kovalanmış. Böyle bir Fenerbahçe'nin ardından daha sezon başında oyun olarak skoru bırak, kaybettiğin puanları bırak, oyun olarak taraftarını memnun etmeyen bir oyun var ortada. Yani burada sorulmaz. Şurada katılıyorum. Yani o oynar mı bu oynar mı tartışmayalım. Tamam o ayrı. Ama sen de bize mesela bu basın toplantısında Jose Mourinho olarak oyunu anlat. Planını anlat o zaman. Sen bunları anlatırsan ben sana o zaman sormam. Şimdi ben mesela Jose Mourinho'nun bütün basın toplantıları anlatıyorum. Her sorunlara tersine gider yaparak konuşuyor. Tamam güzel ama bize bir oyunu anlat bakalım. Jose Mourinho'su sen. Bizim çocukluğumuzda beri yani kupalar kazandın. İşte tamam kazandın da bize de bir şey anlat. Bu olayın gidişatının, bu oyunun niye böyle olduğunu veya sen atıyorum ben set oyunu oynuyorum dersin. Ben oyunu daha garantici oynuyorum dersin. Anlatırsın yani bize bir şeyler anlatman lazım ki sana o zaman kimse sormaz. Niye İrfan'ı oynatıyorsun? Sebeplerini anlatırsın. Oyun planın bu. Öyle değil mi? Şimdi biz bekliyoruz. Ne yapıyoruz? İşte antrenörler konuşuyor. Oyunu maçtan sonra oyunu analiz edecek. Rakibi analiz edecek. Tamam zaten ne diyorsunuz onu? Yani o ekip olayına katılmıyorum da. Hı hı. Çünkü senelerdir beraber çalışıyorlar abi. O... Bir buçuk sene çalıştılar abi. 2 sene mi? Tamam memnun ki. Yani ekip analiz yapmaz. Hayır, ben sadece öyle o kadar basit iş değil ben o. Ben şey düşündüm. Yani İngiltere'de çalıştığı ekiple Roma'ya gitmiştir diye düşündüm. Hayır. Değiştirmiş mi? Roma'daki ekip kalmış herhalde. Roma'daki ekip de aynen Fenerbahçe'ye gelmiş. Abi zaman zaman değişiyor. Burada karar verici ekip ne olursa olsun teknik direktördür. Anladın tabii canım. Mı? Aynen. Yani o da iyi kötü yani 9-2-2,5 ay buradan hazırlığı bilmem 3,5-4 aydır Türkiye'de yani. Tabii. Bütün maçları da izliyor yani. Samsun Spor'un nasıl oynadığını veya içeride ne kadar ona tehlike yaratacağını biliyordur yani. Ki analiz ekipleri de zaten bunu yeterince ona bilgi olarak sunuyordur. Zaten diyor ki Samsun Spor'un iyi olduğu yerden çalıştık ve gol yedik diyor zaten. Aynı kenardan yani gelen, sol kenardan gelen. Da söyledi, hepsi söylüyor. Demek ki yeterli çalışılmamış. O başka bir şey. Ama buradan işte pozisyonları şimdi Mourinho bana şunu anlatırsa benim için o hayalimdeki yani geçmişine baktığımız, imrendiğimiz Mourinho kalkar ortadan. İşte Elnesi girdi gol atsaydı. Öbür kimdi? Biri daha dedi. Sebastian'ın attığı şut gol olsaydı. Bu mu yani? Fenerbahçe'nin özeti bu mu yani? İki tane o onu atsaydı. Bu yani, ötekiler de onu atsaydı. Yani bizim senin hani antrenörlüğümüzde de bak yeni neslin çoğunda Mourinho vardır. Yani onun tabii. Hayalimizde vardı. Ama böyle açıklarsan o hayalim benim üstten olur. Yok abi yok. Ben, böyle futbolu yani, bana açıklayamazsın. Yani o onu kaçmışmış. Aynı fikirdeyim. Yani iki tane gol kaçırdım. Bitmeseydi yenerdim. Yani, onu ben oynattım. Öyle olmaz o. Olmaz. Yani insanlar nasıl bizim insanımızdan özellikle Türk hocalardan burada çıktığımızda hani biz bilmiyoruz ya hiçbir şey. Öyle baktığında öyle hiçbir şey bilmiyoruz. Biz size onu anlatmıyoruz. Nasıl bilmiyorsun? Mourinho'nun açıklamasını aynısını Türk yapsa bu ne diyeceksin? Tabii. Kıyamet kopacak. Bana bir şey anlatacaksın o zaman.